Değerli kardeşlerim, tekrar sizlerle birlikteyiz ve geçen haftaki sunuma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü delil, füzyon olduğu iddia edilen bölgedeki toplam baz sayısının beklenenden çok düşük olması. Saydığımız tüm bu evrimci ütopik hayalleri gerçek farz etsek bile, karşımıza bir başka bilimsel veri çıkıp bizlere "Hayır, yanılıyorsunuz, bu bir füzyon değildir" diye haykırmaktadır. Peki nedir o bilimsel veri? Eğer böyle bir evrimsel füzyon gerçekleşmiş olsaydı, birleşen telomer bölgelerinde 10.000 ila 30.000 arasında baz dizileri olmasını beklerdik. Çünkü bir telomerin uzunluğu 5 ila 15.000 baz arasındadır. Bir füzyon halinde ise minimum 10.000 baz görmemiz gerekirken sadece 798 baz olduğunu görüyoruz. Sadece tek bir telomer bölgesinde bile bu kadar az sayıda baz bulunmaz. Evet, tek bir telomerden bile binlerce eksik bu baz sayısı, füzyon masalını çürüten apaçık bilimsel bir keşiftir. Şimdi size bu üçüncü delilimizi ispat eden 3 makale gösterelim. Bakınız, burada varsayımsal telomerik imza çok küçük, yaklaşık 800 baz diyor bu makalede. İddia edilen insan kromozomu 2, füzyon bölgesi kompleks ve yüksek derecede ekspresi edilmiş bir gen içerisinde aktif bir DNA bağlama alanını kodluyor. Yani öyle bir füzyon da söz konusu değil, bir körelmişlik de söz konusu değil. Bu füzyonu olumsuzlaştırıyor, yani çürütüyor. Bakınız, burada da tamamen çürütüyor diye bir ifade geçiyor. Özetini okursunuz, buraya koydum. Makalenin aslını da okuyabilirsiniz. Son paragraftan şöyle bir iki cümle okuyayım size, önemli. Kromozom füzyonların karmaşık çok egzonlu alternatif olarak eklenmiş fonksiyonel genler oluşturması beklenmez. Bu açık genetik kanıt, daha önce belgelenen 614KB genomik bölgenin çevreyi sardığı gerçeğiyle birleştirildi. İddia edilen füzyon bölgesinde şempanze ile 2A ve 2B kromozomları üzerinde uyum, yani gen uyumu bulunmuyor. 2B, varsayılan füzyon menşe bölgeleri, insan kromozomu 2'nin atalardan kalma telomerik uçtan uca füzyonun bir sonucu olduğu iddiasını tamamen çürütmektedir. Bakınız, ekrandaki diğer makalelerde de aslında olması gereken ve bulunan rakamları görüyorsunuz. Olması gereken en az 5.000 ila 15.000 baz bir telomer başına, bir füzyon durumunda ise bu 10.000 ila 30.000 baz arasında olması gerekiyorken sadece 798 bazın olduğu bir bölge. Nasıl füzyon oluyor bu bölge? İnanılır gibi değil. Akla zarar iddialar bunlar. Evet, dördüncü delil. Bir füzyonda olması beklenenden çok az sayıda telomer baz dizisi motifinin tespit edilmesi. Evet, eğer füzyon iddiaları gerçek olsaydı binlerce bazın ardışık tekrarlayan dizi ve motif oluşturması gerekirdi. Çünkü telomerler tandem de denilen ardışık TTAGGG şeklinde, yani 2T1A3G şeklinde tekrarlayan baz dizilerinden meydana gelmektedir. İnsanda bu tandemler 1667 ila 2500 arası motif oluştururlar. Halbuki füzyon olduğu iddia edilen bölgenin sol tarafında bu sayı sadece 34, sağ tarafında ise sadece 18'dir. Bakınız, bu makalede bu analizi ve ortaya çıkan rakamları görüyorsunuz. Üstelik bu diziler de bir telomerde olması gerektiği gibi ardışık tekrarlar halinde değiller. Hepsinin ardışık olması gerekirken 798 bazlık bölgede görülen ardışıklık sayısı sadece 3'tür. Gerçekten füzyon olsa binlerce ardışık tandem beklenecek bir bölgede. Sadece 3 adet ardışıklığın olmasına rağmen bu iddialardan vazgeçilmemesi ve bunun bilim kisvesinde yapılıyor olması hakikaten akıllara durgunluk verecek bir pişkinlik seviyesidir. Bununla birlikte TTAGGG dizileri sadece telomerlerde değil, birçok yerde 3 adet, 10 adet gibi tekrarlar halinde bulunabilmektedir. İnterstisyel telomerler olarak da adlandırılan bu diziler sadece ikinci kromozomda bulunmaz. Burası önemli. Diğer kromozomlarda da bulunur. Eğer sadece ikinci kromozomda olsaydı belki bu füzyon iddiasına acaba deyip dönüp bir bakmaya değerdi. Tabii en baştan beri sıraladığımız deliller de olmasaydı, o da ayrı mesele. Bunların sadece bir tanesi bile bu meseleyi çürütmeye yeter. Yani bir tek mutasyonun yıkıcı ve nötr olması meselesi bile bu iddiayı zaten çürütmeye yeter ama hepsini es geçtik, hadi evrimcilerin paşa gönlü olsun dedik, hepsini kabul ettik diyelim. Yani bu ikinci kromozomda sadece bu bulgular olsaydı hadi deyip bir dönüp bakılabilirdi. Dolayısıyla ikinci kromozomdaki bu bölge gibi bölgeler birçok farklı kromozomda vardır. Madem öyle, ikinci kromozomdan daha fazla TTAGGG tekrar dizilerini içeren birçok farklı kromozomdaki birçok farklı interstisyel telomerik yapıların olduğu bölgelere de aynı şekilde yine füzyon nazarıyla bakmanız gerekirdi. Neden o bölgelere füzyon demiyorsunuz da sadece ikinci kromozoma füzyon diyorsunuz? Üstelik füzyonda olması beklenen baz dizisi uzunluk miktarına daha uygundur o diğer bölgeler. Yani ikinci kromozomdaki çok daha kısa.
Dolayısıyla ikinci kromozomdaki görüntüyü füzyon kalıntısı bir telomer olarak düşünmeyi mecbur kılan hiçbir durum, hiçbir delil söz konusu değildir. Üstüne üstlük bu düşünceyi imkansız kılan birçok durumu, delili de bahsettik. Saymaya da daha devam edeceğiz. Bütün bunlara rağmen evrimciler olayı işlerine geldiği gibi görüp gösterme konusunda uzmanlaşmış durumdalar. Halbuki bilimde bias, yani taraf tutarak kendi görüşünü haklı çıkarmak için bulguları eğip bükmek büyük bir etik ihlaldir. Bu videodaki 3. ve 4. deliller ve bu delillerle ilgili sunduğumuz makale verileri ışığında özetle. 1. İkinci kromozomda füzyon izi olduğu iddia edilen yapılar füzyon izi değildir ve olamaz. Bu bölgeler interstisyel telomerik bölgelerdir ve sadece ikinci kromozomda değil, birçok kromozomda vardır. 2. Bu bölgeler sadece insanda değil, video içindeki makalede gösterdiğimiz gibi hamsterlar dahil birçok canlı türünde vardır. 3. İnterstisyel telomerik bölgeler ne sentromerdir ne de körelmiştir. Bilakis fonksiyoneldir. Bilinen fonksiyonları baz amplifikasyonu, yani kopyalanması, gen rearrangement, yani yeniden düzenlenmesidir. Yani kedinin yarası değil gerisidir. Evrimci füzyon iddiaları, ideolojik evrim saplantısının neticesi bir çarpıtma, yanılma ve yanıltmadan ibarettir. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.